Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda size ustamızın yardımıyla krank keçesi nasıl değişir onu göstereceğiz. Şimdi söz sırası ustamızda. Buyur ustam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Krank keçesi motorun kompresörünü ayarlayan bir parçadır. Bu zamanla ısınıp soğuduğu için özelliği kayboluyor. Özelliği kaybolduğu için motorun içinde kompresör zayıfladığından kaçırma oluyor. Kaçırma olduğundan motor rölantıda çalışabiliyor ama yüke bindiğinde istop ediyor. Evet, şu sekmanımızı falan alalım. Bunlar lazım olacak. Tekrar takacağız çünkü. Koyduk. Krank keçemiz bunun altında. Ben bir hava tutayım. Baharat bölümümüz için. Önce bir çekiç yardımıyla vidalarımızı gevşettik. Üç alyanla. Vidalarımızı söküyoruz. Söktükten sonra kor masajını çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi kaçırdığı bariz belli buralardan. Kaçırmış. Hava mı kaçırıyor oradan? Buradan sıkıştırma basıncı yapıyor. Kaçırıyor, değil basıncı mi? Kaçırdığı için bu keçe zamanla bunun içinde zayıflıyor da gücü de bölüyor. Tabii. Isınıp soğuyor, özelliği kaçıyor. Yani krank keçesinin ne işe yaradığını da anlamış olduk. Bu basıncı muhafaza ederek bir yere kanalize ediyor. Ya yani içindeki sıkıştırmayı sağlıyor. Şimdi o değiştirdiğim şey mi? Tekrardan taze krank keçesini takıyoruz. Keçe. Keçe olarak geçiyor. Evet. Şöyle bir şey yani aslında bu plastik gibi bir şey değil mi? Plastik, contaya benziyor bir conta, nevi. Conta evet bir nevi conta. İçinde çelikten metal yay mı var? Metal var. Onun zaten esnek değil görürsünüz böyle. Esnek olmadığı için. Değiştirdik. Şu anda tekrardan kor masajımızı takıyoruz ki basınçta. Yeniden bütünler hale getiriyoruz değil tabii, mi? Tabii. Bütünleşmiş hale. Kor masajının amacı da zaten buradaki o krank keçesinin çıkmaması. Bir nevi muhafaza ediyor. Parçaları topluyoruz. Tabii. Bu ayar da tutmaz zaten. Genelde ustalar bunu değiştirmek yerine karbüratörü değiştiriyorlar. Bence yanlış. Boşuna karbüratör değiştiriyor çoğu ustamız. Yani aslında o bilmediği anlamına mı geliyor? Bilmediği anlamına gelebilir. Ya da para kazanmak için ekstra kendine para kazanmak için ekstradan bir şeyler yapılan yapıyor. Şeylerdir tabi. Sekmanımızı takarken buradaki yuvayı sekmanın üstüne takacağız. Volan dişlimizi. Contamızı takıyoruz. Sekmanımızı taktık. Somunumuzu takıyoruz. Bunu sıkıştırıyoruz. Motorun içine zarar vermeden bir buji anahtarıyla yardımıyla kolay olur. Bunu sıkarken çok sıkıp somunumuzun, vidamızın dişini bozmuyoruz. Tatlı sert olacak şekilde. Tamam. Krank keçesi değişimi de bu kadar evet. Umuyorum İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Umuyorum faydalanmışsınızdır. İstifade etmişsinizdir. Bu sefer de ben söyleyeyim. Beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.